Merhabalar sevgili silah severler. Küçük bir tabanca. Kleine Pistole. Pistol mi pistolle mi? Pistole. Das ist eine kleine Pistole. Vay Almanca'ya bak. Derken bütün Almanca'mın bu kadar olduğunu da söyleyeyim size. Evet, küçük bir tabanca. Walter'in bir zamanlar meşhur James Bond tabancası PPK'sı vardı. Hala var. Amerika'da yapılıyor. Şey yapıyor. Smith & Wesson yapıyor Amerika'da paslanmaz çeliklerle. Tabancanın model numarası PPK'ydı. Polizei Pistole Kurz ya da Polizei Pistole Kriminal. Her ikisi de doğru aslında. Yani kısa polis tabancası, küçük polis tabancası ya da kriminal polis tabancası denilebiliyordu. Bir de PP vardı. Polizei Pistole. Bizim Kırıkkale tabancaların kopyası. Pardon. Bizim Kırıkkale tabancalar Walter PP'nin kopyasıydı. Seneler geçti. Walter değişik modeller yaptı. Benim beylik tabancam da Walter P88C metal gövdeli. Ama Gaston Bullock amcanın yarattığı polimer akımına Walter de kapıldı mecburen. P99'lar yaptı, AS'ler yaptı, QA'ler yaptı. Bir sürü polimer modeli var Walter'in. Bu arada tabii Amerika'da özellikle tek sıra şarjörlü, backup gun olarak, ikinci silah olarak taşınabilecek silah furyası oldu. Silahlar daha ucuz, daha kaliteli, daha ulaşılabilir olmaya başlayınca bütün dünyada, Türkiye hariç, Amerikan silah severleri için de PPS modeli olarak bir tabanca yaptı. Önce tabancayı bir geride kilitleyip atım yatağının boş ve şarjör yuvasının boş olduğunu görelim. Evet, tabanca gördüğünüz gibi incecik bir tabanca. İnce, tek sıralı şarjörlü. İki tane şarjörle geliyor. Değişik şarjör tabanlıklarıyla. Mermi kapasiteleri aynı. Fakat sadece ve sadece tabandan taşarak bir tanesi, diğeri. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi içindeki mermiler de damidir. Kırmızı taklit mermidir. Küçük parmağa bir yer sağlıyor. Şarjörlerden bir tanesi. Makine kimyaya böyle geliyor. Yani iki şarjörle birlikte geliyor. Şarjörlerden bir tanesi daha uzun, bir tanesi daha kısa. Glock 43 de aynı şekilde geldi. Bir tane uzun, diğeri daha kısa. Her ikisi de altı mermi kapasiteli. Mermi kapasitelerinde fark, şarjör mermi kapasitelerinde fark yok. Bunda da her iki şarjörde altı mermi kapasiteli. Pardon, 7. Oradan doğru bilgi geldi. Yanlış bilgi nereye kadar gidermiş? Bir yere kadar gitmezmiş. Evet. Harika. 7. Bir de daha yüksek kapasiteli şarjörleri de dışarıda söz konusuymuş. Ama makine kimyaya gelenler bunlar. 7 artı 1. Evet. Glock'a 1 basar. Bu açıdan. Şarjör kapasitesi açısından. Tabanca Glock gibi neden diyorlar ona? Safe action tabanca. Yani iğnesi yarım kurulu. Yarı kurulu. Bir tetik emniyeti yok gördüğüm kadarıyla. Bir kabza emniyeti var. O kabza emniyetinden biraz sonra bahsedeceğiz. Bakın, tetiğe bastığınız zaman, göçtüğünüz zaman arka taraftan kırmızı bir uç çıkıyor. Bu iğne, yarı kurulu olan iğneyi tam kurularak tekrardan bir kontrol edelim. Hadi bir tane de içine dami sürelim ki tabancanın iğnesine zarar vermeyelim. Evet. Yukarıdan da dami olduğunu görüyorum, kırmızı. Çünkü bir namlu dolu, atım yatağı dolu göstergesi var. Bir yarık var orada. O yarıktan içeriye görüyorsunuz. Şuradaki yarıktan içeriye görüyorsunuz. Atım yatağının dolu olduğunu görüyorsunuz. Evet. Son derece de rahat olarak içindeki merminin tabanını görmek imkanına sahipsiniz. Evet. Gelelim tekrar buraya. Her halükarda, her durumda güvenli bir doğrultuya doğru tutuyorum tabancayı. İçindekinden 100 kere emin dahi olsam bu emniyet kurallarına riayet etmek ihtiyacını hissediyorum. Evet, tetiğe göçmeye devam edersem bakın gitti. Sonunda patladı. Bir emniyet tetikte var. Tetiğin önünde bir parça var. Bu parçaya basmadan tetiği geriye çekmeye çalışırsak tetik geriye gitmiyor. Bu tarzdaki polimer gövdeli tabancaları, içten iğneli, gizli horozlu diyorlar bazen, değil. Bakın, horoz değildir bu. Bunun gizli horozu yoktur. Bunun iğnelidir, içten iğnelidir.
Gizli orozlu başka bir şey. O başka bir tabanca da vardır. O Turalı polis dediğimiz tabanca gibi bazı tabancalar vardır. İçten gerçekten gizli bir orozu vardır. Ama bunda öyle değil. Bu iğmeli. Yani o deyimi lütfen düzeltelim. Kabza emniyeti bunda. Kabza kapağını, kabza sırtını eğer söker iseniz eğer, ki değişik büyüklükte kabza sırtları var el büyüklüğüne göre. Eğer söküp de çıkartırsanız tabanca tamamen off oluyor. Tabancayı tamamen kilitliyorsunuz. Bir daha da çalışması hale geliyor. Sökülmesi çok kolay. Altında bir tabii benim için kolay değildi. Silahın sahibi bana öğretti biraz evvel de. Onun için kolay gelmeye başladı. Yani her şey öğrendikten sonra kolay geliyor. Bilene kadar zor. Bildikten sonra her şey kolay. Takması biraz müşkül. Onu da beraberce öğrenmeye çalışacağız. Bakın bu söktüğüm zaman deneyelim tekrar. Üzerine şarjör takalım. Yine şarjördekinin kırmızı mermi olduğunu görelim. Bu da bir tane atacak. Duydunuz. Görüyorum yine kırmızı. Bakın tetik zaten geride. Yarı kurulmuyor. Tamamen kilitli ve emniyetli bir şekilde. Şimdi tabii ki bunu böyle yapmamak lazım. Tabancayla oynadığın zaman tamamen boşaltılacak. Şarjör boşaltılacak. Atım yatağı boşaltılacak. Ne varsa, dummy dahi varsa güvenli olduğundan %100 emin olacağız. Ondan sonra kalkacağız. Kabza sırtını takmaya devam edeceğiz. Ya Allah bismillah. Şimdi şurada ortada bir şey var. Buraya oturtup ileriye doğru itmemiz lazım. Ama şöyle, evet. Çok şükür. Çok şükür Rabbim beni manara etmedin. Elhamdülillah. Evet, becerdik. Tesadüfen oldu. Her seferinde olmayabilir. Bu sefer tesadüfen oldu. Evet. Şimdi tabancayı sökelim. Nasıl sökeceğiz? Sürgünün, daha doğrusu gövdenin ön tarafında, tetik korkuluğun üzerinde bir tırnak var. İki taraflı. Aşağı indiriyoruz. Birazcık sürgü ileriye kaydı. Bu tarzdaki silahlarda geçen de bir Sig Sauer P320 inceledim. Onda bu şey yok. Onu tetiği düşürmeden sökebiliyordunuz. Ama bunda tetiği düşürmek zorundasınız. Tetiği düşürmezseniz sürgülerden çıkmaz. Neden? Çünkü iğnenin alttaki takılma tırnağı iğneyi tutuyor. Onu düşürmezseniz sürgünün dışarıya çıkmasına mani oluyor. Gelelim sürgüye. Tek parça, tümleşik, teleskopik bir yay var. Neden teleskopik? Özellikle küçük tabancalarda, kısa namlulu tabancalarda bu yapılmak zorunda. Hem geri tepmeye çok faydası var bu tarzdaki yayların, hem de kısa mesafede çok rahat çalışabiliyor. İki ayrı yay. Namluyu aşağıdan yukarıya bastırarak yerinden çıkartıyoruz. Kilit tertibatı bir geliştirilmiş Browning kısa geri tepmeli kilit tertibatı. Sürgünün üzerindeki bir yuvaya geçerek kilitleniyor. Ancak bunu bu tabancada sürgünün üstünde yapmamışlar. Sürgünün içinde yapmışlar. Şurada sürgünün içinde bir düz yer var. Şurada gördüğünüz yer. Burada kilitleniyor. Yani kilitlenme noktası tabancanın sürgüsünün üzerinde gözükmüyor. Burada bir verev çizgi halinde görünüyor. Buradan kilitlenmiyor, içeriden kilitleniyor. Evet, bu da bir enteresan özellik tabanca için. İçine bakıyorum, çok özel bir hafifletme. Evet, sürgünün arka tarafında bir takım hafifletmeler yapılmış. Ön tarafla dengelemek için. Dışarıdan görünen bir kovan fırlatma tırnağı var. Kovan çekme tırnağı var. Fırlatıcı parçada gövdenin içine, polimer gövdenin içine sonradan sokulan modülün üzerinde. O modülü de sökmek için şurada bir pim var. O pimi söktüğünüz zaman şu modülün olduğu gibi çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü arka tarafta gerek önde gerek arkada kızak rayları, yani şu sürgünün raylarına karşı gelen kızaklar polimer gövdeye imalat sırasında gömülmemiş. Polimer. İmalatta hiçbir şey gömülmemiş. Ön taraftakilerde, arka taraftakilerde çıkabilir. Ön tarafta e,
Evet. Şöyle görüyorum sanki tam boymuş gibi bu tarafta. Bir tarafta polimer tam boy, diğer tarafta çelik bir ray söz konusu ön tarafta. Arka tarafta da yine o polimer yapı devam ediyor. Diğer tarafta da yine çelik bir iğne bloğunun, daha doğrusu tetik takılma bloğunun sahip olduğu gövde üzerinde bir ray parçası var. Enteresan bir dizayn. Diğer tarafın da tamamen polimer mi, metal mi olduğunu henüz anlayabilmiş değilim. Hayır, metal. Polimer değil. Şu rayın tamamı da içten metal. Yani polimer bir ray söz konusu değil. Olduğu gibi şu metal parça, şöyle görelim. Şu metal parça, şu ray olduğu gibi polimerin içine sonradan sokulmuş pimlerle kilitlenmiş raylar diye tahmin ediyorum. Aslında %100 emin değilim çünkü sökmedim. Sökmek de istemiyorum şu anda. Evet, son derece kaliteli bir polimer işçiliği görüyorum. Ben de sizlerle beraber öğreniyorum. Bazı şeylere bakıyorum nasıl çalışıyor diye. Bir kilit iğne blok emniyeti var şurada. Tetiğin hareketiyle çalışıyor. Şurada siz göremiyorsunuz belki ama şöyle yapayım görün. Şurada parlayan bir parça var. Tetik ileriye gittiği zaman şunu tetiği çektiğiniz zaman yukarıya kaldırıyor. İğne blok emniyetini yukarıya kaldırıyor. İğnenin yolunu açıyor ve iğne kapsüle kadar yoluna devam etmek imkanına sahip. Evet, oldukça sert bir şey var. İğne yayı var. Yani kapsül ben patladım ben patlamadım sohbeti yapamaz bu kadar sert bir iğne yayıyla diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bazen sert kapsüllü tabancalar, tabanca mermileri tabancayı üzüyor. Patlamama gibi riskleri var. Ondan sonra tabancaya bulunuyor kabahat. Her neyse. Tekrardan toparlarsak işte böyle ters takarsan yerine oturmaz. Çok incecik bir noktadan temas ediyor. Çünkü ben daha aşağıya girmesi gerekiyormuş gibi düşündüm onu ama hayır. Paralellik söz konusu. Sökerken, takarken göreceğiz. Becerebildiysek takılacak. Beceremediysek madar olacağız. Evet, sürgü gövde. Becermişiz. Sürgünün üzerinde sanki bir küçük bir rampa var, hafif ince bir rampa var. Sanki ışık yansımasına mani olmak için ya da estetik amaçlı bir rampa. Tekrardan sökeceğim bir şeyi merak ediyorum. Sizlerle beraber onu görelim. Boş olduğunu görelim. Namlunun içinde buradan çıplak gözle görünmüyor ama polimer gövdeli Walter tabancaların namlusunun içinde şurada atım yatağının içinde yani şöyle söyleyeyim size merminin kovanının ucuna denk gelen kısımda şurada içeride çepeçevre bir ring daha var. Bunu mermi attığımız zaman içeride daha rahat görebileceğiz. Çünkü mermiler de orada bir iz bırakıyor. Bir ara bir söylenti oldu. Walterler kovan kesiyor diye. Bir iki olay ben de duydum açıkçası. Bazı model Walterlerde. Ama o kovan kesme olayı mermiden mi tabancadan mı tabii şey yapılır. Onun sebebini açıkçası bilmiyorum. Yani neden o ringi oraya yapıyorlar şeyin içine. Ya gaz kaçmasına mani olsun da tabancanın içini kirletmesin. Gazın tamamını mermiyi çekirdeği hareket ettirmek için kullansın. Bilemiyorum. Yani ya da 9 milimetre parabellum mermileri ileriye doğru koniktir. Bunlar imalat kolaylığı açısından konik yapmayıp ucuna öyle bir fatura
yapıyorlar şeyin içinde, atım yatağının içinde. Hiçbirini bilmiyorum, emin değilim ama böyle tahminlerim var. Bunda olup olmadığını göremedim. Ya aletle bakmak lazım ya da içine ışık tutarak bir boroskopla incelemek lazım. Evet, ama Valter'lerde böyle bir şey söz konusu. Ha, bu kötü mü? Değil. Valter Valter'dir arkadaş. Yani ben bu Valter'i şu anda imkanım olsa elime takıp taşırım. Son derece güzel bir tabanca. Evet. Önce bir yerleştirelim de yerine. Ya ben bunu niye beceremiyorum arkadaş? Heh, şimdi tuttum. Niye beceremiyorum arkadaş? Belki de yaştan dolayı olabilir yani. Bayağı pozitif kurma kertikleri var. Bayağı güzel. Hatta böyle çıkıyor, böyle iniyor. Sürgünün yapısına paralel olarak şöyle bakarsak. Bayağı güzel kavranıyor yani. Böyle hem dört parmakla hem iki parmakla. Çok derece güzel kavranan sürgü kertikleri var. Sürgü tutma mandalının, boş şarjör koydum içine. Sürgü tutma mandalının altına polimer gövdede bir koruyucu yapmışlar. Bu atıcı hatasından kaynaklanan sürgü geride kilitlenmeme, yani şarjör başı tarzı tabir ederler, şarjörde mermi kalmadığı zaman sürgünün geride kilitlenmesine engel olma tehlikesini atıcının kaldırmak için bazen baş parmak çok yukarıda atış yapar atıcılar. Yani iki el, tek el, ne olursa olsun baş parmak yukarıda kaldığı zaman şeyin üzerinde dinlendirip sürgü düşürme, sürgü salma manevrasının üzerinde dinlendirirlerse gerdelin, şuradaki gerdelin sürgü kilidini yukarıya kaldırıp sürgüyü kilitleyecek enerjisi olmaz. Çünkü parmak ona mani olur. Dolayısıyla son mermi atılmasına rağmen sürgü geride kilitlenmez. Arıza değildir. Baş parmaklarımıza dikkat edelim lütfen. Bu arada tabii değişik bir özellik. Bu PPS'nin bir modeli. Bir de ikinci versiyonu var bunun. A1A2 mi? 1-2 mi? M1-M2. Bu M1 versiyonu. M1 versiyonunda şarjör kurtarma manivelaları, kolları diyebilirim. Geleneksel yapıda düğme değil. M2'de ise düğme. Ergonomisini de biraz değiştirmişler. Kabza yapısını da biraz değiştirmişler. Makinenin, kimyanın getirdikleri bu PPS M1. Dünya piyasasında M2'ler de var ama ne olursa olsun PPS M1, M2 her ikisi de güzel tabancalar. Burada bir özellik daha görüyorum. Hani biraz evvel dedim ya, sizlerle beraber inceleye inceleye ne olduğunu zar zor bulabildim. İçerisinde sonradan yerleştirilmiş çelik bir ray mı yoksa polimerin içine gömülmüş mü? Şurada seri numarasına baktığınız zaman seri numarası polimerin üzerinde değil. İçerideki çelik insertün üzerinde. Yani şeyi söktüğünüz zaman, kızak raylarını söktüğünüz zaman elinizde bir plastik parçasından başka bir şey kalmıyor. Zigzagler P320'lerde de sistem aynı. 250 ve 320'lerde de sistem aynı sistem değil ama yani içindeki çelik insert çıktığı zaman tamamen plastik kalıyor. Plastiğin imalatında, enjeksiyonunda herhangi bir şekilde bir çelik içine sokulmuyor. Bunda da öyle. Dolayısıyla plastik değişebilir. Bir seri numarası yok. Yasal. Ama içindeki çelik insertte seri numarası var. Bunu da söylemiş olayım. Gez harpacağı gelince çok güzel parlıyor ama gece gezine benzemiyor değil mi? Değil. İki tane arkada, bir tane önde beyaz nokta var. Pırıl pırıl parlıyor. Benim tabancam olsaydı bunu şimdiye kadar beyaz şeffaf ojeyle doldurmuştum. Hem daha güzel parlar hem de kirlenmez zaman içinde. Yağ ile mağ. Evet. Beni sabırla dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Valter PPS. Allah olmayanlara nasip etsin diyorum. Güzel bir tabanca. Evet. Valter PPS. PPS. Şarjörde 5 mermi var.
Vallahi nereye gitti bilemiyorum ha. 8-9 çizgisinde. Tabanca boş. Tüm yatağı boş. Böyle minnacık bir tabanca için bayağı güzel bir grupman. 10 metreden.